başladığı bir yer. Orada Zayende yani. Nehri var. Bir Türk var ya, bir Türk dünyaya bedeldir. Neyse. Türk'ün gücünü bilmeyen yoktur. Altında... Türk, sorry, pardon, Türk sen gibi güçlü derler. Böyle bir şey yok, böyle bir şey yok. Milliyetçiliğe gerek yok. Türk'üz, Türkleri seviyoruz ama bir Türk dünyaya bedel, böyle bir şey yok. Bu bir yalan. Hangi Türk dünyaya bedel olmuş? Böyle bir şey yok. Türk gibi. Atatürk'ü seviyoruz, Atatürk'e bayılıyoruz ama bir Türk dünyaya bedel. Böyle bir şey yok. Kimler ne derse desin yani. Atatürk'ü seviyoruz, babamızdır. Bir Türk dünyaya bedeldir. Bir Türk dünyaya bedel, Türk gibi güçlü, Türk gibi atletik, Türk gibi koşan. O zaman Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetti. Türk gibi başkenti. O zaman yemek yapan. Onu diyelim. Bütün dünyanın en elleri hep Türkler tarafından yapılmıştır. Türk gibi yemek yemek, Türk gibi yemek yapmak, Türk gibi yürümek. Milliyetçi duygular bunlar. Çok faşist duygular bunlar. Çok milliyetçi duygular. Öyle bir şey yok abi. Relax. Sex, drugs and rock and roll. Şey soracağım. Benim şu öyle bir şey yok. Şu damarımı kestiniz. Sarı kırmızı akar. Fenerbahçe. Evet. Türk hayır, 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 hayır. Damarlarından beni kessen Rus kanı akar. Rus. Estağfurullah. Rus kanımı var abi. Benim şu da kanımı kesin şurada o şeyi. Düzelt oraları Esteban. Ders 5 biyoloji. Al yuvarlar, ak yuvarlar. Yalçın abinin elini kesiyoruz ve beyaz akıyor. Benim bütün ceddim, 7 ceddim. Ceddin dedem dürüp dünnes. Yok. Biz Türk gibi güçlüyüz. Bu sizin hastanız mı? Evet. Hastam. Şimdi ben bir şey anlatayım. Hanımefendi İsfahan'a gidince gittim. Orası çok dindar bir anlatmıştım. Sen söyle. Sence Türkler nasıldır? Türkler iyidir, güzeldir. 33 gözlü köprünün altında çay içiyoruz ama full dolu masalar. Nehir akıyor, İran çayı. Çarşaflı bir kadın. Senden alacaklıyım, söylerim. Biz dedik şöyle, yanınıza oturabilir miyiz? Yer yok. Tabii dedi, buyurun. Çok güzel İngilizce konuşuyor. Eşi geldi, tanıştık, arkadaş olduk. Yani bunu Türkiye'de mümkün değil. O şekilde bir hanımefendinin yanına oturamayız. Defa kadın istemez bizi. Benim aynı mı? Oturmayın der. Eşi gelir tepki verir. Karımın masasına niye oturuyorsunuz? Dünyaya bedel midir? Bir yılda mesela misin? İtalya'da, Amerika'da, Avrupa'da ve Batı'da çıkan kitapların bir yılda diye atıyorum. Diyelim 10.000 tane kitap çıkıyor bir yılda. Diyeceğim. Bir Türk dünyaya bedel eder misin? Türkçe'ye çevrilen kitap sayısına bak. İran diline çevrilen. Onlar da daha fazla. Bütün kitapları İranca'ya çeviriyorlar. Söylevili İranlı. Nedeni de şu. Uluslararası kitap. Melek'le katılıyor. Telif hakkı anlaşmasına imzalarıyor. Ama gerçekten yürek olarak bedel. Bizim bir çeviricimiz çevirirken para ödüyorlar. Onlar da öyle bir şey. Her şeyi çeviriyorlar. Ve de çok süper çevirirler. Tüm dünyaya bedel. Ve de acayip okuyorlar.